Herkese merhabalar. Yazılı Havuzu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte 7. sınıf matematik dersi 2. dönem 1. yazılı sorularından senaryo 1'i çözeceğiz. Bu yazılımızın PDF açıklama kısmında hem matematik hem de diğer bütün derslerin yazılıları açıklama kısmında mevcut. Onlara da mutlaka bakmanızı öneriyoruz. Kanalımıza abone olun. Videolarımızı beğenin ve lütfen destek için Yorum yazın. Yorumlara bir kalp bile koysanız bizler için çok kıymetli arkadaşlar. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Hemen çözmeye başlayalım sorularımızı. Birinci sorumuzda diyor ki Irmak Ayşe'den 3 yıl sonra doğmuştur. Irmak ve Ayşe'nin 5 yıl sonraki yaşları toplamı 43'tür diyor. Şimdi Irmak'ın yaşını şöyle ı desek şuraya ı diyelim. Irmak kaç yaşında olsun bugün? X yaşında olsun. Peki Ayşe kaç yaşında o zaman? İşte Irmak Ayşe'den 3 yıl sonra doğduğuna göre Ayşe daha büyük. Kaç yıl daha büyük? 3 yıl daha büyük. O zaman Ayşe x artı 3 yaşındaymış. Diyor ki Irmak ve Ayşe'nin 5 yıl sonraki yaşları toplamı 43'tür diyor. Peki 5 yıl sonra arkadaşlar 5 yıl sonra değil mi? Peki ne olacak? x 5 daha büyüyecek. Ve x artı 5'e dönüşecek. Peki x artı 3'e 5 eklersem kaç olur? x artı 3 şöyle yazalım isterseniz x artı 3 artı 5 kaç olur? x artı 8 olur. Yani Ayşe'nin şu anki yaşı x artı 3. 5 yıl sonraki yaşı ise x artı 8. Bana diyor ki yaşlarının toplamı 43'tür diyor. Yani x artı 5 ile x artı 8'in toplamı kaçmış arkadaşlar? Toplam bakın 43'müş. Buna göre ırmağın bugünkü yaşını ırmağın bugünkü yaşı kaç? x denklem kurarak Bulunuz demiş. Yani şimdi bizim denklemiz belli. Bu ikisini toplayıp bunu eşitleyeceğiz. Bu kadar. Yani x artı 5 artı x artı 8 eşittir. 43 diyeceğiz. x ile x'i topladığın zaman kaç yapar? 2x yapar. 5 ile 8'i topladığın zaman kaç yapar? 13 yapar. Kaç eşitmiş? 43'e. 13'ü karşıya atmam gerekiyor. Karşıya geçerken ne olarak geçer? Tabii ki eksi olarak geçer. Ya da ne yapmamız gerekiyor burada? Her iki taraftan da 13'ü çıkartabilirsiniz ama gerek yok. 2x eşittir. 13'ü karşıya attım. Eksi olarak geçti. 43 eksi 13. O zaman 2x kaç olur? 43'ten 13 çıkarsa 30 olur. 2x eğer 30 ise x kaç olur arkadaşlar? 15 olur diyoruz. Ha bu işlemi nasıl yaptık? Şöyle onu da hemen özür dilerim hızlı geçmeyelim tabii ki. x'in başındaki sayı 2 olduğu için her iki tarafı da şöyle 2'ye bölerim. 2 2'yi götür burada x kalır. 32'ye bölersem kaç olur? Şöyle 15 olur. Demek ki ırmağın bugünkü yaşı kaçmış? 15'miş diyoruz. Cevabımızı da böyle yazalım. Öğretmenimiz cevabımızı da görebilsin. İkinci soruda diyor ki 5 kilogram yoğurt yapmak için 8 kilogram süt kullanılmaktadır. Buna göre 1 kilogram yoğurt yapmak için kaç kilogram süt kullanılacağını bulunuz şimdi zaten siz mantıken şöyle diyebilirsiniz. 5 kilogram yoğurt için 8 kilo kullanılıyorsa bunun 5'te biri, 1 kilogram bunun 5'te biri. O zaman 8'in de 5'te biri kullanılır. 8'i 5'e bölerim sonucu bulurum diyebilirsiniz. Tabii çok doğru bir yaklaşım. Ama biz burada arkadaşlar şöyle biraz daha böyle hani denklem şeklinde bunu yazarak yapalım. Şöyle diyeceğiz biz burada. 5 kilogram ne var? Yoğurt var. Bölü 5 kilogram yoğurt kaç kilogram sütten? 8 kilogram sütten elde edilmiş. Ben neyi bulmaya çalışıyorum? Yukarısı 1 kilogram olsun istiyorum arkadaşlar. 1 kilogram. Peki yukarısı nasıl 1 kilogram olur? Ben 5'i kaça bölersem 1 yapar. 5'i tabii ki 5'e bölersem arkadaşlar 1 yapar. Öyle değil mi? Yukarısı 1 olur o zaman. E o zaman aşağıya da ne yapmam gerekir benim? 8'i yani onu da arkadaşlar 5'e bölmem gerekir. Yani 8'i 5'e bölme işlemini beraber yapalım. 8 bölü 5. Bunu şöyle yapabilirsiniz. Aşağıyı 10'a tamamlarsanız eğer tabii ki çok kolay bir sayı elde etmiş olursunuz. Aşağıyı 10 olması için 2 ile çarparım. O zaman yukarıyı da 2 ile çarparım. Ne olur bu da? 16 bölü 10 olur. E 16 bölü 10 da neye eşittir? 1,6'ya eşittir. Bunu böyle de düşünebilirsiniz. Ya da bu şekilde arkadaşlar 8'i 5'e bölerim. 8'de 5 bir kere. 1 kere 5 5 çıktı 3. 3'te 5 yok. 30'da kaç defa demem için buraya bir virgül lazım. 6 kere 5 30 deyip de bu şekilde de arkadaşlar 1 virgül 6 sonucuna ulaşabilirsiniz. Üçüncü sorumuzda bakın der ki bir kutudaki kırmızı bilyelerin sayısının mavi bilyelerin sayısına oranı 3 bölü 7 7'ymiş. Kırmızıların şöyle k diyelim isterseniz mavileri de m diyelim bölü m kaçmış? 3 bölü 7 arkadaşlar. 3 bölü 7 ne demek? Demek ki kırmızılar 3 kat şeklinde ifade edilirse. için ben şöyle 3 kat dersem. 3'ün bir katı. Mavilerde 7'nin bir katı şeklinde ifade ediliyor. Yani bu şu demek kat. Mesela Kat 2 ise 3 kere 2 6 7 kere 2 14. 6 ya 14'müş. Kat kaçsa arkadaşlar ikisini de o sayı ile çarparak. Bunların gerçek sayılarını buluyoruz. Ama aralarındaki oran hep kaç oluyor? 3 bölü 7 oluyor. Bana ne diyor burada? Diyor ki kutuda 35 tane mavi bilye olduğuna göre. Mavi bilye neydi? 7 kat. Yani 7 kat neye eşitmiş? Şöyle 35 eşitmiş. Kaç tane kırmızı bilye vardır diye soruyor bana. 7 kat 35 ise bana 3 katın ne olduğunu soruyor. O zaman ben şöyle diyeceğim. 7 kat 35 ise 1 kat kaçtır? Bir katı bulmak için her iki tarafı da kaça bölerim? Şöyle 7'ye bölerim. 7'ler gider. O zaman kat kaç olur buradan? 5 olur. Kat demek ki kaçmış? 5'miş. Şimdi ben kırmızı 3 kat dediğimiz için 3 kat eşittir diyorum. 3 kere 5 eşittir. Kaçtır arkadaşlar? 15 tane ne vardır burada yazalım. Kırmızı bilye vardır şeklinde ifade ediyoruz. Bu kadar. Dördüncü sorumuz bakın. Aşağıdaki tabloda bir kırtasiyede satılan kalemlerin adetleri ve fiyatları verilmiştir diyor. E 1 adedi 25. 2 adedi kaç olur zaten o zaman? Bir tanesi 25, 2 adedi 50 olur herhalde, değil mi? Zaten öyle olması gerekiyor. 3 adedi 75, 4 adedi 100 diye gidiyor. Demek ki her bir tanesi 25 liraymış. Zaten ben bunu buldum. Buna göre kalem adedi ile kalemin fiyatı arasındaki ilişkiyi belirleyerek orantı sabitini bulunuz demiş arkadaşlar. Bakın burada yapmamız gereken şimdi bir tane kalem kalem adedi 1 fiyat ne kadar? 25 şeklinde yazıyorum. Her birisi için bunları yazabilirim. 2 bölü 50, 3 bölü 75, 4 bölü 100 şeklinde yazabilirim arkadaşlar. Bakın şöyle 2 bölü 50. 3 tanesi kaçtı tabloda 75. 4 tanesi kaçtı tabloda 100. Arkadaşlar biz bunları orantı sabiti şöyle K diyoruz. 4 bölü 100. Bu en sade hali tabii ki en makbulü en sade hali. En başta yazdığımızdı zaten bizim. O da kaçtır? 1 bölü 25'tir. Beşinci sorumuz bakın şöyle güzel bir problem. Kümes'te tavuk besleyen Mehmet tavuklarına her gün aynı miktarda yem vererek verdiği yemin tavuklarına 40 gün yettiğini görmüştür. Yani normalde 40 gün yetiyormuş arkadaşlar. Mehmet... Yemi tavuklarına vermeye başlamış ve 10. günün sonunda yeni tavuklar alarak tavuk sayısını 2 katına çıkarmıştır. Buna göre 10. günün sonunda kalan yem miktarı tavuklara kaç gün yeter? Şimdi arkadaşlar normalde yemin tamamı kaç gün yetiyormuş? 40 gün yetiyormuş. Diyor ki 10. günün sonunda diyor yeni tavuklar almış. O zaman 40 gün yetecekti. Bunun 10 gününü harcadım. O zaman benim elimde ne kadar yem kaldı? 30 gün yetecek kadar arkadaşlar yem kaldı. Şimdi dikkat edin. Normalde tavuklar aynı sayıda olsaydı 30 gün boyunca bu yemi yiyeceklerdi. Yani şöyle diyebiliriz biz burada. Hani k tane tavuk kaç gün yemeyeceklermiş? 30 gün yiyeceklermiş. Ama diyor ki tavuk sayısını iki katına çıkardı diyor. Artık k tane değil 2k tane tavuğumuz var. O kaç gün yeter şeklinde bize sormuş. K tanesi 30 gün yiyorsa yani k tane tavuk 30 gün yiyorsa 2k tane tavuk kaç gün yer? Dikkat edin. Burada tavuk sayısı arttığı zaman tavukların yemleri yeme süresi de artar mı? Yani burada doğru orantı var mıdır? K tane tavuk 30 günde yiyorsa 2k tanesi 60 günde mi yer deriz? Yoksa arkadaşlar burada ters orantı mı vardır deriz? Yani bu sayı artarken karşıdaki sayı azalıyor. Arkadaşlar burada tabii ki ters orantı olması gerekiyor. Dikkat edin bakın burada bir ters orantı var. Neden? Tavuk sayısı artarken yetecek olan gün sayısının azalması gerekiyor. O zaman karşılıklı olarak biliyorsunuz bunları çarpıyoruz. Yani k çarpı 30 neye eşittir? 2k çarpı x güne eşittir diyelim. Oradan bakın ne yaparız? K'ları zaten sadeleştiriyoruz. 2x kaldı. Her iki tarafı da arkadaşlar şöyle 2'ye bölersek x buradan 2'ler gitti. 30 bölü 2 yani x eşittir. 15 gün kalır diyoruz. 10. günden sonra bize bu yem 30 gün daha değil. Tavuk sayısı 2 katına çıktığı için 15 gün daha yeter. Diyor ki sorumuzda 6. sorumuzda bakın. Türkiye'de 2022 yılında 1 milyon 300 bin ton yaş çay üretilmiştir. Bu üretimde yaklaşık %64'lük bir oranla Rize ilk sırada yer almaktadır. Buna göre 2022 yılında Rize'de üretilen yaş çay miktarı kaç tondur demiş. Şimdi arkadaşlar toplamı zaten 1 binmiş. Bunun %64'ü Rize'de üretiliyormuş. Bana 1 milyon 300 binin %64'ünün kaç olduğu soruluyor. Yani ben 1 %64'ünü bulacağım. Bir sayının %64'ünü bulmak için ben o sayıyı ne yaparım? %64 ile çarparım tabii ki. Şöyle hemen bakın yazalım. Çarpı 64 bölü 100 şeklinde yazıyoruz. 2 sıfır buradan gitti. 2 sıfır buradan gitti. Yukarıda kaç sıfır kaldı? 4 sıfır kaldı. 64 ile 13'ü çarpmam lazım benim. 64 ile 13'ü şöyle beraber çarpalım. 12'nin ikisi elde var. 1, 18, 19. 1 kere 4, 4. 1 kere 6, 6. Topladığım zaman 2 13'ün 3'ü elde var. 1, 7, 8. Kaç tane sıfır kaldı demiştik arkadaşlar? 1, 2, 3 tane. Yanına hemen 1, 2, 3 tane sıfır da ekleriz. Ne olmuş olur o zaman? 832 bin ton ne yapılmıştır? Rize'de yaş çay üretilmiştir diyoruz. Bu kadar. Ve yedinci sorumuz bakın bir mağazada satılan kazığın etiket fiyatı üzerinden %12 indirim yapılmıştır diyor. Kazığın fiyatında 120 TL indirim olduğuna göre kazığın etiket fiyatı kaç Türk Lirasıdır? Yani bakın buradaki indirim miktarı ne kadar? %12 Ve bu %12 neye eşitmiş? 120 liraya eşitmiş. Bana bunun nesini soruyor arkadaşlar? Etiket fiyatını yani %100'ünün fiyatını soruyor bana. Değil mi? Burada yapmam gereken şey benim ne? İçler dışlar çarpımı yapacağım. Yani oran orantı yapacağım. Bu tabii ki arkadaşlar gördüğünüz gibi doğru orantı sorusu. 12 çarpı soru işareti eşittir. 100 çarpı 120. Burada her iki tarafı da kaça bölmem gerekiyor benim? Şöyle 12'ye bölmem gerekiyor. 12'ler gitti. Burada arkadaşlar dikkat edin. 12 12'yi götürür ama burada bir 0 kalır. Burada da 100 vardı. Yani soru işareti zaten karşıda yalnız kaldı. Şöyle diyelim soru işareti ne olmuş oluyor? 1000 TL'dir diyoruz. Demek ki bizim kazağımızın etiket fiyatı 1000 liraymış. Abone olmayı unutmayın. Diğer yazılarda da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.